Türkiye çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya. Bu saldırı sadece Sayın İçişleri Bakanımıza karşı yürütülen bu kampanyadan ibaret değil. Onun öncesi var. Biden 24 Nisan'da soykırım dediğinde bunu bir hücum borusu olarak nitelendirmiştik Vatan Partisi olarak. Neyin hücum borusuydu bu? Şimdi bir durum var ortada. Türkiye'nin dört bir tarafı bir defa her şeyden önce Amerikan üsleriyle çevrilmiş durumda. Bu herhalde yakın tarihte şimdiye kadar olmamış bir olay. Çok sayıda Amerikan üssü başta Yunanistan'dan böyle bir çember halinde işte Kıbrıs'tan geçin, Güney Kıbrıs'tan, efendim Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, oradan Ermenistan, efendim Ukrayna'ya uzanan bir çember. Türkiye'yi tam bir çembere almış vaziyette bu Amerikan üsleri ve bunların hepsi de askeri üs. Bir dönem tatbikatlar yapıyorlardı, namlularını bize çevirmişlerdi. Şimdi artık işi onda da sınırlı değil. Doğrudan doğruya bir askeri çemberin içinde Türkiye, Amerika tarafından, doğrudan doğruya Amerika tarafından bu sefer. Yani öyle vekalet savaşlarından falan da bahsetmiyoruz. Biden'ın bu soykırım açıklaması geldi ve biz de dedik ki bütün bu olan biteni değerlendirerek bu bir hücum borusudur. Bir işaret fişeği çakıyor Biden dedik. Şimdi arkasından olaylar peş peşe geldi. Sayın İçişleri Bakanımıza yöneltilen saldırı da zaten bunun önemli bir parçası. Bunu görmemiz lazım. Yani toplamda bir saldırıyla, bir kuşatmayla karşı karşıya Türkiye ve içeriden de tabii bunun bir kolunun yürümemesi mümkün değil. Yani bir yandan dışarıdan askeri üslerle kuşatırken bir yandan da içeride bir yıkıcılık faaliyetinin yürümemesi mümkün değil. Bu kanımca ne ilk oldu ne son olarak görmek çok yanlış bunu. Daha büyüklerini de beklemek lazım. Bunun çok daha aşırılarını, daha azgın saldırıları beklememiz lazım. Nitekim bakın geçenlerde onların has adamı Mehmet Eymür, CİA'nın has adamı dedi ki işte suikastler beklenmeli. Tam suikastler dönemine girdik. Oradan doğruya kendi adamları üzerinden söylemiş oluyorlar. Kendi adamlarına söyletmiş oluyorlar. Şimdi dolayısıyla Sayın Soylu'ya karşı yürütülen kampanyada bunun önemli bir parçası bir defa.